Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Geldim, kahvemi içiyorum. Birazdan geçeceğim, kardiyomu yapacağım. Ama onun öncesinde sabahın köründe bir video yapayım dedim size. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu vücut geliştirme. Bir değişiklik olarak. Vücut geliştirme, ama biliyorsunuz ülkemizde çoğalan bir furya var vücut geliştirme ile alakalı ve insanlar vücut geliştirmeye inanılmaz bir yönelmiş durumda. Ve bununla beraber de sosyal medyada bununla ilgili magazin kanallarında ciddi haberler çıkıyor. İşte bakın, işte şurada şöyle bir genç var, işte burada böyle bir genç var vesaire. Şimdi burada konuya hemen geçmeden önce lütfen bir videomu izliyorsanız beğenmeyi, aynı zamanda kanalımda takip etmiyorsanız takip almayı bir ihmal etmeyin. Hemen konuya girelim. Konu ne? Vücut geliştirme nedir arkadaşlar? Vücut geliştirme bir sanattır. Vücut geliştirme, vücut proporsiyonunu belli bir simetri içerisinde kategoriye göre inşa etmedir. Ve biz buna esasında kendi dilimizde, kendi lügatımızda buna bir sanat diyoruz. Neden mi? Çünkü heykeltıraş misali vücudumuzu istenilen forma göre yontuyoruz ve geliştiriyoruz. Ve kısımlarımızı ona göre ya büyütüyoruz ya ufaltıyoruz. Bunu simetrik hale getiriyoruz. Burada da belli bir proporsiyon çıkıyor. Yani vücut anatomimizin, iskelet sistemimizin üzerinde o kütleyi inşa ettiğimiz zaman bir görsel çıkıyor. Bu görselin sonunda ya vücut geliştirmeci oluyorsunuz, ya sporcu oluyorsunuz, ya da vücudunu belli bir evreye kadar yetiştirmiş, geliştirmiş bir, yine salonda vakit geçirmiş bir kişi oluyorsunuz. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Bununla beraber burada neye değineceğim? Şimdi biliyorsunuz 29 yaşında bir Christian. Selam kardeşim. Christian adında bir vücut geliştirmeci vefat etti. 29 yaşında. Brezilyalı. Geçen sene pro kartını almıştı. Geçen sene pro kartını aldıktan sonra bu sene profesyonel hazırlıkları öncesinde ufak bir karaciğer operasyonu arkadaşlar. Karaciğer mi, akciğer mi? İkisinden biri, ama karaciğer diye hatırlıyorum. Bir karaciğer operasyonu. Ya da akciğer operasyonu. Neyse. Artık hatta şuradan bir netleştireyim. Bakayım sizin için arkadaşlar. Bekleyin. Of, of. Hemen bir saniyenizi alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Karaciğer. Söylenene göre, doktorların açıklamasına göre, sevgilisinin ya da eşinin de açıklamasına göre, bu karaciğer operasyonu esasında çok basit bir operasyon olarak geçeceği dillendirilmiş ve söylenmiş. Ve bununla ilgili de operasyona giriyor. Yalnız operasyonda şöyle bir sorunla karşılaşıyor doktorlar. Farklı komplikasyonlarla karşılaşıyorlar. Yani hiç tahayyül etmedikleri bir noktaya gidiyor esasında ameliyat seyri. Burada ne oluyor? Kanama şiddetleniyor ve kanamayı durduramıyorlar. İlk önce kişi felç geçiriyor. Felç geçirdikten sonra da sevgili dostlar, maalesef ki ani bir kalp kriziyle vefat ediyor. Şimdi konu ne? Bakın, geçen günlerde Gökalaf'la alakalı bir video yaptım. Gökalaf'tan bahsettim. Hatta şu andaki konumuz da bir nevi bu. Şimdi Gökalaf işte 150 kilo, 155 kilo, 160 kilo olacak diyoruz, değil mi? Hatta ne dedim? Dedim ki çocuğun dikkatli olması lazım. Gencin dikkatli olması lazım. Çünkü neden? O konu büyümek değil. Esasında büyüdükten sonra o definasyon dediğimiz cutting sürecinde adaleyi kaybetme noktasını minimale indirip belli bir seviyeye kadar vücudu çekmemiz gerekiyor. Ve bu noktada işte sağlıksal problemler devreye girebiliyor. Allah gecinden versin. Allah böyle bir sıkıntı yaşatmasın kimseye. Ama burada her zaman söylediğim şey şu. Gökalaf vücut proporsiyonuna baktığın zaman, boyuna baktığın zaman, boylu kilo endeksine baktığın zaman, iskelet kas sistemine baktığın zaman çok uzun ve çok fazla kilo alması lazım. İşte insanlar söylüyor fanları, işte 160 kilo, 170 kilo, 180 kilo. Bazı manyaklar da 190 kiloya da çıkar diyorlar. Neyse, bunlar tabii ki cehalet timsali, böyle emsali sözcükler. Çünkü neden? Adamın hayatıyla oynuyorsunuz. Mantık çerçevesi içerisinde yapılan her şeye okeyim arkadaşlar. Bazınız diyebilir ki hocam vücut geliştirme bu ne mantık? Bunun da bir mantığı var. Bu mantıkta da belli bir boyutun üstünde, belli bir boyun üstünde bu
vücut geliştirme dediğimiz branşta farklı kategoriler var. Klasik fizik ve men's fizik gibi. Burada hatta benimle alakalı bir tane reels paylaşılmış bir tane sayfada, hem yabancı hem Türk. Orada işte ben anlatıyorum. Diyorum ki işte Cameron diyorum onu open skate hazırlayacakmış diyorum. İmkansız diyorum filan. Esasında orada öyle demiyorum. Orada şöyle diyorum. Hazırlansa dahi, çıksa dahi esasında orada başarı sağlayamaz. Çünkü proporsiyonu Gökalaf'ın maalesef ki şu anda 150 kilo mesela. Herkes Gökalaf'tan mı bahsediyor? Evet, 150 kilo. Ama sorun şurada. Ortada bir vücut geliştirme proporsiyonu yok. Yani simetri yok. İnşa edilen vücut evet büyük ama maalesef ki vücut oran orantısı çok yanlış. Omuzlar kolları tutmuyor, omuzlar göğüs hacmini tutmuyor. Yani boyutsal olarak dengesiz gidiyor. Kütle büyük mü büyük? Bunda bir problem yok. Bacaklar büyük mü büyük? Sırt büyük mü büyük? Göğüs kafesi, beden büyük mü büyük? Ama maalesef ki daha çok iş var. Ha, yapamaz mı? Her zaman söylüyorum. Altın çizerek ibaret edeyim. Yapar. Ama burada konuya geliyorum şimdi. Biliyorsunuz birazdan Christian'dan bahsettim. Brezilya'da vefat etti dedim değil mi? Ne oldu? Bazı komplikasyonlardan kaynaklı adam vefat etti. Çok ufak bir operasyon. Maalesef ölümle sonuçlandı. Çünkü neden? İşte yazmış doktorla. Doktorlar da açıklama yapmışlar. Açıklamanın sonunda şey demişler. Biz mükemmel bir ekiptik diyor. Hayır. Siz normal bir birey için mükemmel bir ekiptisiniz. Normal bir insan için. Ama ben ve benim gibi ve aynı zamanda bu sporla uğraşıp vücuduna farmakoloji almış vücut kas kütlesi ve kas kütle endeksinin kat kat üstünde olan bireylerin gidip herhangi bir doktor nezdinde normal bir tedavi görme şansı yok. Burada dikkat edilmesi gereken esasında altın çizilecek konu bu. Yani kişinin tedavi noktasında maalesef ki normal bir birey olarak nitelendirilip ona göre bir eylem, ona göre bir maalesef ki prosedür işlenmiş olması zaten büyük bir sorun. Burada Amerika'da mesela 3-4 tane hem fitnessle alakalı hem profesyonel sporcularla alakalı hem vücut gelişimle alakalı özel tıbbi hastaneler var arkadaşlar. Dubai'de desen bu şekilde. Mesela adam Amerika'da rahatsızlanıyor, Dubai'ye gidiyor. Veyahut da Avrupa'da, Almanya'da rahatsızlanıyor, kalıyor Amerika'da gidip tedavisini gerçekleştiriyor. Ani şeylerde tamam, yapacak bir şey yok. Ama düşünebiliyor musunuz? Gökalaf'ın, Allah gecinden versin, Allah böyle bir sıkıntı yaşatmasın diyorum. Bakın yanlış da anlamayın beni. Ama Gökalaf'ın yığılıp kaldığını düşün salonun ortasında. Ya da evinde. Allah korusun. Salonun ortasında hadi yıkıldı bir şekilde. Hadi 10 tane adam kaldırdı onu bir şekilde bir yere, hastaneye götürüyor. 10 tane adam diyorum bak. Evinde yığıldı kaldığını düşün. Kim kaldırıp götürecek bu adamı? Öyle bir ambulans, öyle bir sistem var mı bizim ülkemizde? Yok. Bunları belli başlı şeyleri ben böyle söylerken bunları da düşünerek baz alıp hayatınızın belli bir noktasını kurun ve buna göre düşünün. Ya böyle işte fanatizmi yapacak diye, böyle goy goy yapacaksınız diye, gözünüz şenlenecek diye veyahut da sizin yapamadığınız şeyleri birisi yaparken seviniyorsunuz diye bu işin doğru ve mantıksal olduğu anlamına gelmiyor. Burada önemli olan şey karşı tarafın esasında bir şeyi yaparken en dip sonuçta da, en kötü sonuçta da bunu nasıl akarte ettiğidir esasında. Çünkü bu spor kim ne derse desin, evet biz birçok şeyi göz önüne alarak bu farmakoloji ilaçlarını zaten kullanıyoruz. Veyahut da kişiler zaten kullanıyor, yarışmacılar zaten kullanıyor. Ama burada ben her zaman diyorum en askeri düzeyde alınacak hasarla bu işi atlatmak en önemlisi. Evet, burada bu kısmı hemen geri plana attıktan sonra diğer bir konu var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz hafta sonu yine bir NPC Pro Qualifier var. Burada Murat Can Yeneröz çıkacak. Murat Can Yeneröz'ün formunu bana sürekli dile getirmişsiniz ve sormuşsunuz arkadaşlar. Formu hakkında hocam ne düşünüyorsun? Valla açık konuşayım arkadaşlar. Yani dün yine bir vlogunu izledim. Vlogunda işte vücut proporsiyona baktım. Jinekomastisine baktım. İşte bu süreçte sikletinde ne yapar, ne eder, vücut formu nasıl? Ya açık konuşayım arkadaşlar. Murat bu işe gerçekten gönül vermiş, emek veren. Daha da emek vereceğe benzeyen bir kardeşimiz. Ama burada maalesef ki kategorisine uyumu söz konusu değil. Ya ben bunu burada böyle söylerken
bunu demoralize etmek, onu ne bileyim aşağılamak ya da küçük düşürmek değil niyet. Ben her zaman kişileri işiyle irdelerim. İşiyle irdelemekten kastım ne? Podyuma çıkacaklar, podyumda bir fizik sergileyecekler. Bu fizik o podyuma uyuyor mu, uymuyor mu? Benim eleştirdiğim şey bu. Yoksa kişinin normal hayat düzeyi nasıldır, işte ailesiyle arası nasıldır, nasıl para kazanır, ne yapar, ne eder beni ilgilendirmez. Kimseye de bağlamaz zaten bu. Bu işin bu tarafı. Ben şu taraftayım. O podyuma uyuyor mu, uymuyor mu? Çok güzel bir esasında cutting süreci geçirmiş. Cutting sürecinde de dolumunu gerçekleştikten sonra güzel bir forma çıkacağına eminim. Ama bu güzel çıkacağı form arkadaşlar, Murat Can Yeneröz'e göre güzel bir form. Podyum kriterlerine göre, men's fiziğin istediği kriterlere göre bir form değil. En başta şunu anlamakta fayda var. Vücut proporsiyonuna baktığımız zaman devasa bir sırt. Esasına bakıldığında, vücut yapısına baktığımız zaman da men's fizik dışı esasında bodybuilding branşına daha yakın bir fizik var. Bu şu andaki proporsiyonundan bahsetmiyorum. Adamın iskelet kas sistemi bana soracak olursanız ne men's fiziğe ne klasik fiziğe uygun değil. Değil. Adamın vücut kas inşa edilecek vücudu anatomik yapısı vücut geliştirmeciye ait. Yani bir vücut geliştirmeci olacak fiziğe ait. Ve burada da ciddi bir emek, ciddi bir efor ve ciddi bir zaman ve süreç isteyen bir noktada kendisi. Yani burada klasik fizik esasında men's fizikten daha şanslı olur. Ama orada da bir başarı, bir gelecek vaat etmiyor. Bu sporu yapmasında bir problem var mı? Hayır yok. Bu sporu yapabilir. Herhangi bir şekilde bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ne? Bu adam o podyumda kendi sikletinde, kendi kategorisinde ve kendi sikletinde top 5 yapabilir mi? Bana göre, bana soracak olursa zor. Zor. İnşallah başarılı olur. Ne diyeyim? İnşallah başarılı olur. Evet, bu konuda yorumlarımı bu şekilde şeffaflıkla yaptıktan sonra videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Hafta sonunda büyük ihtimalle Polonya NPC Pro Qualifier'ı ve Pro Show'u yayınlayacağım gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Ona göre de zaten konuşuruz. Sağlıcakla kalın diyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.